Fruk 1770 serisinin yeni bir özelliğinden bahsedeceğim. Enerji kaybı hesaplaması. Bu yeni özelliği daha önce Fruk 1770 serisinden bir ürün alan kullanıcılarımız da yararlanabilecekler bu özellikten. Nasıl yapacaklar? Cihazlarını güncelledikleri zaman enerji kaybı hesap makinesi fonksiyonunda cihazlarında olacak. Bu fonksiyonun ne işe yaradığına gelirsek, bu fonksiyon vasıtasıyla güç kalitesindeki bozukluklardan ötürü size oluşan maliyet, yani elektrik faturasında ortaya çıkan maliyeti bu hesaplama kiti vasıtasıyla, hesaplama aracı vasıtasıyla rahatlıkla görebileceksiniz. Yani yıllık bazda enerji tüketiminizin ne kadarını boşu boşuna yapıyorsunuz, güç kalitesinin bozukluklarından ötürü elektrik kurumuna ne kadar ödeme yapıyorsunuz, bunları görebileceksiniz. Şimdi size bu fonksiyonun cihaz üzerinde nasıl aktif hale getirildiğini göstereceğim. Cihazımızı açtığımız zaman bu şekilde bir menüden karşılaşıyoruz. Buradan enerji kaybı hesaplama aracını seçiyoruz. Ve bize birkaç bilgi istemesi mevcut burada. Topolojiyle başlıyor. Bağlantı grubumuz, gerilim aralığımız, ondan sonra frekans değerimiz. Eğer ki yüksek gerilimden ölçüm yapıyorsak akım ve gerilim trafolarının çevirme oranları. Bunlarla karşılaşıyoruz. Bir sonraki adım enerji kaybı ayarları. Buraya geliyoruz. Burada hat direnci demiş. Fakat hat direnci değil. Burada sigorta akı, pardon, termik manyetik şalterin akı değeri. Bu 1770 serisini bağlayacağımız. Kablomuzun boyu kesiti. Bu bilgileri giriyoruz. Ve direnç. Dirençleri çok önemli. Bunları zaten yazılımda değiştirebileceğiz. Birazdan bunları anlatacağım. Ve en sonunda da oturum ayarlarına gelip oturumdaki kayıt süremiz, kayıt aralığımız, kayıt ismi vesaire bilgiler. En son bağlantıyı da doğruladıktan sonra başlat butonuna basarak ölçümlerimizi yapacağız. Şimdi burada ben bir noktayı size bir şey yapmak istiyorum. Bu kayıt süresi ne kadar sürebilir? İşletmenizin ölçüm yaptığınız yerin bir periyodu boyunca, üretimindeki bir periyodu boyunca veya bir hafta, bir ay gibi, yani bütün alıcıların elektriksel yüklerin devreye girip çalışabileceği kadar bir zaman içerisinde bunu yapabiliriz. Nereye bağlayabilirim sorusuna da şöyle cevap verebilirim. Mümkün mertebe üretimin veya ilk fabrikanızın giriş kısmında, trafonun hemen çıkışında, ki hemen kablonun oradan değil de trafonun çıkışında. Çünkü bazen trafoyla üretim sahası arasında bir mesafe olabiliyor. Onu da göz ardı etmemek adına trafonun hemen sekonder tarafından veya primer tarafından bağlayıp akım gerilim trafolarının sekonderlerinden bağlantılarınızı yapıp yine dediğim gibi yaklaşık bir hafta veya bir aylık bir süre boyunca ölçümleri yapmakta fayda var. Bu aşamadan sonra da yazılımda bunları nasıl değerlendiririz onları size aktaracağım. Aldığımız kaydı enerji analizi yazılımında açtık. Enerji Analyze Plus 3.15. Şu anki versiyonu bu. Burada açtık. Gözüktüğü gibi enerji çalışmasına geliyoruz. Enerji çalışmasında da enerji kaybı kısmına geliyoruz. Burada bütün her şeyi görüntülemiş olabiliyoruz. Sayılara dikkat etmeyin. Sayılar oldukça küçük rakamlar. Çok kısa süreli olduğu için. Burada aldığımız güçler, ölçümler var. Bu şurada da kayıplar. Burası hat gücü kaybı, burası da kaynaktan oluşan kayıplar. Etkin güçteki kayıplar tabii ki kablomuzun boyu ve kesitiyle ilgili. Reaktif güçteki kayıplar kompansasyonun kötülüğünden dolayı, kosinüs fiilden ötürü olan kayıplar.
Dengesizlikten dolayı oluşan kayıplar, armoniklerden ve nötr akımından dolayı oluşan kayıplar. Şimdi başlangıçta ayarları düzgün yapamadınız. Yani tabii ki cihaz üzerinde enerjinin kilovat saatinde girmiyoruz. Burada birkaç tane ayar yerimiz var. Enerji maliyet ayarları kısmına tıkladığımızda bu pencere açılıyor. Burada karbondioksit salımına bakabiliyorsunuz. Ve enerji maliyetlerini, inputlarını hazırlıyoruz. Para birimini TL, dolar vesaire o şekilde değiştirme imkanımız var. Maliyet fiyatı, gelen enerji, bize gelen enerji, otoprodüktör sistemimiz varsa çıkan enerji. Yeni oran ekle dediğimiz zaman da burada enerjinin belirli saatlerde maliyet fiyatları değişebiliyor. Evlerde bu şekilde de, sanayide henüz böyle bir uygulama yok. Buradaki saatleri de girebiliyorsunuz. Yani şu saat aralığında enerjinin bedeli bu kadar dolar, bu kadar TL vesaire. Bu tarz girişleri de buradan yapabilmekteyiz. Diğer ayarlarımıza da bir göz atalım beraberce. Burada istiyorsak bu ayarları iptal edebiliyoruz veya aktif hale getirebiliyoruz. Üç kısımdan oluşuyor. Burada şalter akımını giriş yapabiliyoruz. Bizim 1777'yi bağladığımız termik manyetik şalterin akımını buraya giriyoruz. İstediğimiz bir değer. Yani ne bileyim 630 amper diye giriş yapılmış. Değiştirmek şu an için beni çok şey yapmıyor. Kablonun boyu ve kesidi. Hemen buracıkta ne bileyim kablomuz 150 metrelik bir kablo olsun. Kesidi de 95 milimetre kare olsun. Bakır kablo veya alüminyum kablo seçeneği de mevcut. Bunları seçtik. Seçtiğimiz gibi direnç değeri de burada gördüğünüz gibi değişti. Bunu da direnç kısmında hemen buraya 27 miliohm olarak değişikliği yaptım. Ana sayfamıza ulaşıyoruz ve buradan da değerlerimizi görüyoruz. Yani bu yaptığımız değişiklikler çerçevesinde gerek enerji maliyet değeri, gerekse hat kayıplarımızın değerleri gerçek ayarladığımız değerlere göre oluştu. Burada sonuçlarımızı görüyoruz. Eğer istersek de şurada değerlendirme süresi var gördüğünüz gibi. Burada tümünü seçerseniz aldığımız bütün kayıtları dikkate alarak bu hesapları yapar. Ya da belirli bir zaman aralığına göre yapalım diyebilirsiniz. Ya da buradan bir haftalık seçim vesaire gibi seçimlerle göre de enerji maliyetinizi hesaplatabilirsiniz ve bu şekilde de tablonuz oluşur. Bunda yer işaretini ekle tuşuna bastığınız zaman raporunuzu atacak hale getirmiş olursunuz.